Arvasının sıx efirməsi televiziya tamaşaçıları, müasir cəmiyyət və İslam verilişi yenidən efirdədir. Bugün biz İslam Türkiyədə mövzusunu müzakirə edəcəyik. Bizim bugünkü qonaqlarımız Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin din xidmətləri üzrə müşaviri Sadiq Əraslan və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi İlahiyyat Elmlər doktoru Mehriban Qasımovadır. Xoş gəlmisiniz. Sadiq bəy, Türkiyə dünyəvi dövlətdir. Eyni zamanda bir İslam ölkəsidir. Din cəmiyyətin həyatında hansı rol oynayır? Din cemiyetin hayatında nasıl bir rol oynuyor? Bəli. Hangi roller oynuyor? Türkiye'de din cemiyette önemli rol oynar. Önemli roller oynar. Türkiye halkı bildiğiniz gibi %98-99 Müslümandır. Şimdi onun için Türkiye'de her şehirde, her köyde, her kentte mutlaka mescit vardır. Caminin imamı bir din adamıdır. Din adamı cemaate herhangi bir şeyin düz, doğru veya doğru olmadığını söylediği takdirde genelde onu dinlerler. Onun için Türkiye'de özellikle toplumun birliği, beraberliği, cemaatin birliği, beraberliği açısından, insanların kardeşliği açısından büyük rol oynar. Şimdi dinimize göre bildiğiniz gibi, İslam'a göre Kur'an öyle diyor, Mehriban Hanım da bilir, innemel mu'minune ihva. İnananlar kardeştir. Peygamber Efendimiz de kardeş kardeşe yardım eder. Ona hıyanet etmez, ona zarar vermez, ona zulüm etmez. Bu felsefeyi imam cemaata, halka iletir. Dolayısıyla din sayesinde Türkiye'de zengin fakir arasındaki münasebet, İçtimai yönden, sosyal yönden, sosyolog kardeşimiz çok önemli bir denge sağlıyor. Yani fakir insanların imdadına din sayesinde zenginler ulaşıyor. Zaten bu tamamen gayri resmi benim dediğim. Yani devletin resmi kanunları ayrıdır. Benim dediğim sadece dinin rolü sayesinde din adamlarının, vaizlerin halkı yönlendirmesi sayesinde olur. Mehriban Hanım, siz de bir müddet Türkiye'de yaşayıpsınız. Hansı iller idi, hansı təsəvvürünün qayıtınız? Türkiye'ye təhsil məqsədiyle gitmiştim. 97-ci ildə demek üniversiteti burada bitirip orada yüksek təhsil almaq için, daha doğrusu doktoranturanı oxumaq için gitmiştim. 97 və 2006-cı ilə arasında orada İstanbul şəhərində və Ankara'da yaşadım. İstanbul xüsusilə həqiqətən Türkiyədə çox seçilən bir şəhərdir. Hər baxımdan. Birinci, ona görə ki, kozmopolit bir şəhərdir. Çox qarışıq millətlərdən, dinlərdən meydana gəlmiş bir şəhər deyə bilərik bura. Amma İstanbul'da İslamı yaşamaq çox gözəldir. Her ne kadar ki İstanbul'dan başka Türkiye'nin çok mühafizəkar, daha mühafizəkar şehirleri de vardır. Yani din baxımından, xüsusilə İslam baxımından. Ama İstanbul'da bu İslam çok canlı yaşanır. Xüsusilə dini günlerde, mesela mevludlarda, Ramazan bayramında, Qurban bayramında, Türkiye'de buna kandiller de deyilir, kandil, yani mübarek gecelerde. Həqiqətən də İslam həm müsəlmanlar, həm də qeyri-müslimlər tərəfindən də, yəni çox saygı ilə, hörmətlə, mən orada İslam'a qarşı ciddi bir hörmət də gördüm. Bundan başqa, İslam orada artıq bir milli mentalitetə nüfuz etmiş səviyyədədir. Yəni, Türkiyədəki türklər İslamı artıq öz milli mənfə, o milli şuurda yerləşmiş bir ünsür kimi yaşayırlar. Yəni, bir türk bərabər də bir müsəlman. Bizim digər xarici və tələbələrdən fərqimiz çox idi. Həm eyni dini yaşayırdıq, həm eyni mədəniyyət, eyni dil.
Məsəl üçün, orada Türk cümhuriyyətlərindən gələn tələbələr də vardı. Ancaq onlarda hər nə qədər də Türk soyundan, Türkü coğrafiyadan gəlmiş olmaqlarına baxmayaraq, bizim ləhcə baxımından Türkiyədəki türklərlə ləhcəmiz çox yaxındır, təbii ki. Yəni, deyirəm, çox birincisi istiqanlı bir millət, eyni Azərbaycandakı bizlər kimi, yəni, qonaqpərvər, xüsusilə dini cəmaatda olan insanlar, yəni, dinə yaxın olan insanlarda mən o səmimiyyəti daha çox gördüm. Azərbaycan və Türkiyə cəmiyyətlərini necə müqayisə edərdiniz? Hansı oxşar cəhətlər var? Evet, Mehriban Hanım da işaret etti zaten. En önemli okşar cihetleri dinleri bir, dilleri bir, kökenleri bir, bir bakıma tarihi yönden kaderleri bir noktada birleşiyor. Can Azerbaycan ifadesi kullanılır Türkiye'de. Bize hakikaten en yakın ülke olarak düşünülür. Tabii mukaddesatlar bir olunca mesela diğer yönlerden de edebi şahsiyetler, mesela Fuzuli, Nesimi, bunlar sadece Azerbaycan'ın değil, bizim de aynı zamanda hepimizin. Ve en önemlisi mesela şu anda Şehitler Hıyabanı'nı bilirsiniz. Orada hem Azerbaycan vatandaşı olan hem Türkiye'den olan şehitlerimiz yan yana. İsimleri de birbirine benziyor aynen. Aynı mukadderatı paylaşmışlar. Aynı, yani Azerbaycan toprakları için şehit olan Türkler olduğu gibi Türkiye Türkleri. Türkiye için de şehit olan Azerbaycan Türkleri vardır. Cemiyet olarak tabi adetler, gelenekler, örf, hatta yani sofralar, yemekler, dolayısıyla Azerbaycan'dan Türklerle evlenmiş, iki yönlü olarak böyle yakın akrabalık bağları var. Bunlar aynı zamanda tabi Mihriban Hanım'ın beyan ettiği gibi bu aksan, şive, dil kolaylığı olunca, asanlığı olunca karşılıklı ticari münasebetler daha kolaylaşıyor. Buradan Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidip iş bulabilen, çalışan iş adamları var. Rahat çalışabiliyor ve öğrencilerimiz buradan bizim Türkiye Diyanet Vakfı kanalıyla mesela gelir öğrenciler, tahsil görür, yetişir, dini yönden, gelenek yönden vesaire kültürü alır, Azerbaycan'a getirir, Azerbaycan'dan talebelerimiz var, onları alır, Türkiye'ye götürür. Çok yönlü münasebetler. Çok yönlü münasebetler. Maraqlıdır. Türkiye ve Azerbaycan cemiyetindeki içtimai oxşarlıq İslam tefekküründen kaynaklanabilir mi, Mehriban Hanım? Cemiyetin formalaşmasına təsir edən faktorlar var. Bu faktorlar başlıca medeniyet faktoru altında toplanabilir. Medeniyet faktoru içinde bizim adet enenemiz, din, eyni zamanda tarixi keçmişimiz, ve ümumiyyətlə, biz deyirik ki, Türkiye ile Azerbaycan, ümumiyyətlə, Türkiye coğrafiyanı ele aldığımız zaman biz deyirik ki, çok yakın bir tarixi keçmişleri var bu coğrafiyanın. En esas da ona göre ki, medeniyetleri çok yakındır. İndi biz oxşarlığı onda görürük ki, din faktoru, İslam faktoru daha doğrusu belə deyək, Türk coğrafiyasında İslam faktoru çok güzel bir şekilde yerleşebilmiştir. Biz İslam dininin hakikaten de Türk medeniyetine, ümumi Türk medeniyetine çok ciddi bir şekilde nüfuz edip, onda hakikaten de hatta belə de demiyorlar ki, belə bir fikir de var hatta sosyologiyadaki, İslam dini Türk coğrafiyasında rahat ve çok güzel bir şekilde nümunə olarak görsənebilir. Ümumiyyətlə, həm bizim medeniyetin, yəni Azərbaycan coğrafiyasında olan medeniyetin, həm Osmanlı İmperiyasından bugünə qədər Türk Cumhuriyetindeki
mədəniyyətin özündə İslam dininin çox böyük təsiri vardır. Bəxtləri qeyd etdiniz ki, Türkiyədə əhalinin təxminən 98%-ini müsəlmanlar təşkil edir. Bəs kilisələr, sinagoglar da varmı? Kiliselər çox, sinagoglar da var. Özəlliklə Mehriban hanımın yaşadığı, 9-cu il yaşadığı İstanbul'da çox sayıda kiliselər var. Sinagoglar da var. Bu kiliselərdə sərbəstçə ayinlər yapılır. Resmi din adamları vardır. Hristiyan din adamları hangi mezhepten olursa olsun, protestan olur, ortodoks olur, katolik olur. Tebliğat da yaparlar. Mahalledeki diğer insanları davet ederler. Çağırırlar, gelin efendim, giderler, çaylar, pastalar ikram ederler. İncil verirler, broşür verirler. Bəs ama devlet müdahale etmir onlara? Devlet müdahale etmez. Yani kanunsuz bir hareket yapmadıkları müddetçe devlet müdahale etmiyor. Zaten yani kanunlara bağlı hareket edildiği takdirde de kimse onların propagandası ile de kolay kolay yani Hristiyan da olmuyor. O cür təbliğat aparılır. Bunun tabi şimdi mesela Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde bizim camilerimiz var. Ve birçok camimiz şu anda Avrupa'da kiliselerden dönme. Aslı kilisedir yani. Hı. Gelip de Hristiyanlardan kimse bir eski cami alıp da kilise yapmış değil. Çünkü yani boş olan camimiz yok, sahipsiz olan camimiz yok. Ama onlar da sahipsiz kalmış, kimsenin gitmediği nice tarihi eser olarak böyle kiliseler, sinagoglar var. Onları Müslümanlar orada, Türkler gitmiş, diğer Müslümanlar gelmiş. Onları satın alıyorlar, camiye çeviriyorlar. Şimdi orada o hürriyet olduğu gibi onlardan da ülkemize gelen gayrimüslimlerden dinlerini yaşamak istiyorlarsa kanunsuz bir yani insanları parayla, hileyle, zorla aldatmak, kandırmak suretiyle yapmadıkları müddetçe devlet karışmıyor, itikad azatlığı var. Ve siz İstanbul'da olanda hansısa bir kilisede sinagog veyahut başka bir ibadet evinde oldunuz? Hocamızın da söylediği kimi biz İstanbul'da merkezde bilinen Taksim Meydanı'nda orada çok büyük bir kilise vardı. Orada işte gittik, hatta merasime de koşulduk. Hem ona göre ki bir sosyolog olduğum için bir müşahede etmek istiyordum. Başka dinlerin de yaşantısını. Orada oldum. Sonra en kadim kilise bilindiği Büyük Adada, hocamız da bilir onu yakin ki, Büyük Adada çok yüksek tepede çok kadim bir kilise vardı. Orada gittim, ilk illerimizde gittik, orada da ziyaret ettim. Təbii ki, kilise ilə məscidin fərqli bir mühiti vardır, o sözsüz. Amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, hər iki dində çox müqəddəs bir məkana sahibdir. Necə ki, məscid bizim dinimizdə çox gözəl və pak, müqəddəs hətta deyə biləcəyimiz bir məkandır. Kilisə də Hristiyan dini üçün, sinagog isə Yahudilik üçün o qədər yüksək bir məqama sahibdir. Mövzumuzla bağlı bizim bir müsahibəmiz var. Biz müsahibə ilə tanış olaq, sonra söhbətimizə davam edərik.